Şöyle bir hatalı işlem yapıyormuş. Böyle. Aynı sayıları, aynı rakamları sağa değiştirip sonucu 2 bölü 9 buluyormuş. Tabii hatalı bir işlem. Ama hatalı yaptığı halde sonuç aynı çıkmış. Şuradaki işlemde. Yani burada belli bir sadeleştirme işlemi gerçekleştirmiş aynı olan sayıları görüp. Sonuç doğru bir şekilde çıkmış. Şunu yapabilir. Mesela A ve 5 sayıları aynı olabilir. Tabii bu olabilir. Birçok ihtimalimiz var. A ve 5 aynı olursa bunları sadeleştirebilir. Sonucu da 6 bölü B bulur. Eğer bunların aynı olduğunu düşünürse. Sonucu 6 bölü B bulur. Gerçek sonuç da 6 B. Yani sayımız, şuradaki sayımız A 6, aşağıdaki de B 5. Yani bu işlemin sonucu yine 6 bölü B olur. Bu mantıkla. Şunlar sadeleşince. Şimdi içler dışlar çarpımı düşünebiliriz. Tabii biz bu sadeleştirme işlemini gerçekleştirebiliyorsak bizim A sayımız 5 olmalı. A rakamı 5 olmalı. Ki sadeleştirebiliriz. A yerine 5 yazabiliriz. Şuraya 5 yazalım. Şurası 5. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparız ama önce şu 6 ve 56'yı sadeleştirelim. Daha kolay olur işlemimiz. 6'yı 3'e bölüyorum. Şey 2'ye bölüyorum. 3. 2'ye bölüyorum. Burası 28. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Şöyle çapraz. Tabii içler dışlar çarpımı yaparken buradaki B 5 sayısı aslında şudur. 10B artı 5'tir. Buna göre düşünelim. Bu durumda şöyle çarpıyorum. 30B artı 15 eşittir B çarpı 28. 28B. 28B'yi bu tarafa alıyorum. 2B. 15'i karşıya atıyorum. Eksi 15. B'nin eksi 7,5 olması lazım. Mümkün değil. B'imiz bir rakam. Demek ki böyle sadeleştirmemiş. Yani böyle olmamış demek. Bu şekilde değil. Şu çaprazdan deneyelim. Bunu siliyorum. Ya da şu sığarsa şuraya yapalım. Sığmazsa silersin. Şuraya alıyorum. A 6, B 5. Bizim sadeleştirmemiz şöyle olmuş olsaydı, böyle, biz bunun sonucunu A bölü 5 bulurduk. A bölü 5. Belki de böyle sadeleştirdik. Ama bu durumda B sayımız 6 oluyor tabii. Bunu da gözden kaçırmayalım. İşlemimizin sonucu, gerçek kesimimizin sonucu da A bölü 5 olmalı. Gerçek kesimimiz A 6, B 5 şeklinde olacak. Ama biz B'nin 6 olduğunu bulmuştuk zaten az önce. 6 demiştik. Şunu sileyim. B'nin yerine 6'yı yazıyorum. Şurası 6. Şimdi yine içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ama önce sadeleştirelim. 5'e bölünür çünkü. 5'e bölüyorum 1. 65'i 5'e bölüyorum. O da 13. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım şöyle. Tabii yukarıdaki sayıyı içler dışlar çarpımı yaparken şöyle olduğunu unutmayalım. 10A artı 6 burası. A6 sayısı. Şunu sileyim burada işlemimizi karıştırmasın. Şurayı siliyorum. Bu doğru olmayan kısım, oradan bulamadığımız kısım. Şimdi A çarpı 13. 13A eşittir 1 çarpı 10A. 10A artı 6. 10A'yı bu tarafa atarız. 3A eşittir 6. A sayısı 2. Demek ki A sayısı 2'ymiş. B sayısını da 6 bulmuştuk. A artı B, 2 artı 6'dan 8 gelir. Sonucumuz 8.